Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir farklılık olsun istedim. Size bugün anne keki nasıl yapılır onu göstereceğim. Küçükken annem bana hep yapardı. O aklıma geliyor çünkü her yaptığımda aklıma annem geliyordu. Şimdi daha da geliyor. Susam'ın çok güzel bir tane yumuşacık bir tane kek yapacağım. Hem siz çok beğeneceksiniz. En onunki yani yediğiniz zaman sizi nereye götürecek. O zaman hemen tarife geçiyoruz. Şu anda malzemelerimi geçiyorum. 3 adet yumurtam var. 1,5 su bardağı toz şeker, yani pudra şekeri de olur, normal şeker de olur. Ben normal şeker kullanıyorum. 1,5 su bardağı yoğurt, 3 su bardağı kadar un, 1 kabak matozu, 1 tane de vanilya, üzeri için susam. Öncelikle ne yapıyoruz? 3 adet yumurtamı çırpma kabıma alıyorum. Çok güzel kabaracak, emin olun. Üzerine şekerimi, vanilyamı da bu aşamada ekliyorum. Vanilyayı bu aşamada ekleyin ki yumurta kokmasın. Bu arada ben şu an çırpacağım da hani mikserin sesi, gerçi yok altını kısarım ben. Videonun sesini kısacağım burada çünkü mikseri çalıştıracağım için rahatsız olmanızı istemiyorum. Yumurta ile şekeri iyice çırptım. Şimdi içine 1 su bardağı sıvıya ekliyorum. 1,5 su bardağı yoğurdumu da ekledim. Şimdi içine 2 adet limonun kabuğunu ekledim. Suyunu da ekleyebilirsiniz ya da hiç ekleyemeyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Çırpıp geliyorum ben bunu. Kabartma tozu, 2 su bardağı unu ekliyorum içine. 2 su bardağı daha ekleyeceğim. Kıvamına göre bakacağım hatta. Ben pat diye eklemeyeceğim. Şöyle burada bir çırpacağım. Çırpıp geleceğim. Kekimin kıvamı bu şekilde oldu. 2 su bardağı un yeterli geldi. Eğer isterseniz hani cıvık olmasın, bu kıvamı elde etmeye çalışın. Puding kıvamı, normal her zaman yaptığınız kek kıvamı şu şekilde. Direkt ben bunu alıyorum. Çok ağır. Bu cam olduğu için biraz ağır, kaldırmakta zorlanıyorum. Şöyle bir yağlanmış tepsimin içine ekliyorum. Yağlanmış tepsimin içine ekledim. Havasını aldım, böyle vurdum tezgahın üzerine vura vura. Üzerine ben susam ekliyorum. İsteğe bağlı ekleyebilirsiniz. Ama bir anne keki elde etmek istiyorsanız ekleyin diyorum. Ekliyorum. Ekledim. Evet, kekimi fırından çıkardım. Tam tamına 30 dakika pişirdim. 200 derecede 30 dakika pişirdim. İlk önce 180 derecede 15 dakika falan. Ondan sonra 200 dereceye çıkardım. Çok güzel kızardı. Bakın yumuşacık. Kesinlikle hamur kalma yok. Yumuşacık pufu bir kek, çayımı da koydum. Çayım kaynıyor. Mis gibi bir kek yaptım. Evet, kekimi şimdi dinleyeceğim. Şuradan baştan deneyim. Bismillahirrahmanirrahim. İlk sıcaklığı çıktı. Biraz camı kesmemeye dikkat ediyorum. Özenmek istiyorum biraz. İyice dinliyorum. Dikten. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet, şu an çok güzel oldu kekim. Bu şekilde. Nasıl olmuş Melek? Çok güzel olmuş. Tepsim biraz büyük. Siz biraz küçük kullanabilirsiniz. Küçük kullanırsanız daha çok kabarır. Bakın yani dökülme, kırılma yok. Yumuşacık, yoğurtla olan bir kek. Hamurlaşma falan da yok. Rahat güvenliğini yapabilirsiniz. Ben doğru söylemek gerekirse ben bu tarifi annemden öğrendim. Annem küçükken o kadar yapardı ki bize her gün anne kek yap, anne kek yap, anne kek yap. Annemize kaldırıp yaptırdık. Ama şu an annemi ben yapıyorum. Annem içerideki kekimi bekliyor. O günlerin kıymetini bilememişiz. Evet, şu anda kekimi servis ettiğim yanında da çayımı ekledim. Çok güzel oldu gerçekten. Tepsiyi biraz daha küçük kullanırsanız daha çok kabarır. Ama bu kadar yeterli bence. Yani yeterince kabardı. Şöyle altını göstermek istiyorum. Altı çok güzel kızarmış. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Eğer videomu beğenip yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Yapabildiğiniz kadar yorum yaparsanız emoji olur, çiçek olur, böcek olur. Teşekkür ediyorum. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun.
Görüşmek üzere.